Evet, bu gördüğünüz bitki şu bitkinin geriden gözüküş hali. Bu bitkiye pardon gitti. Nereye gitti bu? Bu bitkiye şu çiçeklerinden dolayı mum gibi uzun beyaz geriden mum gibi gözüktüğü için mum otu denir. Mum otu. Mum otu denir. Fakat bitki genellikle bitkinin yaprağı çiçeğe kökü değil. Bu şu çiçek mum şeklinde olduğu için geriden mum şeklinde gözükür. Bembeyaz çiçekleri var. Şu da o çiçeğin büyütülmüş hali. Bitkiye mum otu denir fakat kadın hastalıklarında kullanıldığı için kadın otu denmesi daha uygundur. Kadın otu. Kadın otu. Bu bitkinin kökü, pardon, bitkinin kökü nereye gitti? Evet. Bitkinin kökünden elde edilen ekstraktla yapılan damla ve drajeler kadın hastalıklarında dünyada en etkili bitkilerden biridir. Kara yılan otu kökü de denir. Kökü kara yılana benzediği için kara yılan kökü. İngilizcesi de black cohosh. Cohosh, black cohosh. Şimdi kara yılanla ilgili kara yılan kökü, mum otu veya kadın otu gibi isimlerle anılan bu bitkiyle ilgili yüzlerce türü var. Bilinen ve kullanılan yapılan klinik araştırmalarda 186 kadın doktoru yani ginekolog kendi hastanelerinde ve muayenehanelerinde adet kesilmesine menopoz diyoruz. Erken menopoz veya normal menopoz nedeniyle adet kesilmesi sonucu bayanlarda ortaya çıkan alınganlık, aşırı agresivite, sinirlilik, baş dönmesi, bulantı, kusma, gerilim gibi rahatsızları olan hastalar tedavi edilmiştir. Evet. Bu Almanca bir dergi. Üniversiteler arası klinik araştırmaları yayınlayan bir dergi. Bu dergide bitkilerle ilgili, şifalı bitkilerle ilgili yapılan klinik araştırmalar yayınlanmakta. Yine bu bitkide, bu dergide yine aynı şekilde kadın otuyla ilgili burada yapılan klinik araştırmalar yayınlanmıştır. Bitkinin özellikleri, birleşimindeki etken maddeler ve birçok firma bundan damla draje üretmiştir. Yani dünyada menopoza karşı yani adet kesilmesine karşı en etkili bitkidir. Bu kadın otu veya kadın otu kökü. Çünkü ot kullanmıyor, kökü kullanıyor. Kadın otu kökü. Adet görme, adet kesilmesi, menopoz rahatsızlığı nedeniyle rahatsız olan hasta 169 hasta tedavi edilmiş. 1, 2 176 kadın doktoru 812 menopoz rahatsızlığı olan bayan üzerinde 4 ila 12 hafta süren tedavi denemesi yapılmış. Bu araştırmalar 18-19 yıllık araştırmalar. Ve hastalar tedavi edilmiştir. Ayrıca Warburg, Profesör Doktor Warburg, Profesör Doktor Waneke, Profesör Doktor Stoll, Profesör Doktor Lehmann, Profesör Doktor Willenbrock, Profesör Doktor Riddle, Profesör Doktor Lüker, Profesör Jerry gibi ve bunların ekipleri binlerce hastayı tedavi etmişlerdir. Antalya'da beni arayan bir bayan, hocam erken menopoz nedeniyle bunalıma girmiş. Perişanım, gerginim,
stresliyim, sancı, ağrısı vesaire bir sürü problem var. Baş dönmesi, baş ağrısı, gergin, alıngan, ateş basması da özellikle çok ağır bir problem. Problem değil dedik. İksir, aloe vera, jel. O zaman kadın notu forte yoktu. Kadın çayı, enfeksiyon çayı gönderdik. Çok kısa sürede hiçbir problem kalmadı. Ben bu hastalığın 25 yıl önce bir bayanla ziyarete gittiğimizde bir aileyi dedi ki 55 yaşlarında bir teyze, hocam ben sizinle özel görüşmek istiyorum. Buyurun dedim. Doktorlar rahim ve yumurtalıklarda çok problem var. Rahim ve yumurtalıkları almamız gerekir demişler. Basit bir rahatsızlıktan dolayı bütün rahim ve yumurtalıkları almıştır. Kadıncağız adet göremediği için ve menopoza girdiği için, yani 55 yaşında ama ameliyat olalı çok oluyor. 10 yıldır 45 yaşında almıştı. 10 yıldır bunalımda. 10 yıldır. İntihar etmek istiyorum diyor. Yani yumurtalıkları, rahmi, bazıları hemen ameliyat alalım, keselim, biçelim, bu iş bitsin diyorlar. Yani lüzumsuz bir organmış gibi. Yumurtalık hormon salgılıyor. Rahim durup dururken alınır mı? Yani çok ağır bir vaka olur da Allah korusun kanser gibi ameliyat edilebilir. İtalya'da bundan 10 yıl önce İtalya'da sigorta şirketleri kadın doktorlarını çok yoğun şekilde rahim ve yumurtalık ameliyatları kısmen veya tamamen ameliyatla yapmalarına sebebini anlamamış, çok yoğun para ödeme nedeniyle sigorta şirketleri bir araştırma yapmışlar. Ne oluyor diye. 43 bin kadının rahim ve yumurtalıkları alınmış. Bazıları tamamen, bazıları kısmen. Yapılan araştırmalarda 42.500 kadın ameliyat olmadan tedavi edilebileceği, lüzumsuz yere ameliyat edildiği, para için ameliyat edildiği ortaya çıkmıştır. 42.500 kadın. Evet. Türkiye'de bilmiyoruz. İstatistik veri yok, belge yok, bilgi yok. Kara yılan otunun kökü veya kara yılan otu, kadın otu veya mum otu, bu bitkinin kökünden elde edilen damladıracak kapsüller erken menopoz veya menopoz nedeniyle, adet kesilmesi nedeniyle ortaya çıkan baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, gerginlik, ateş basması gibi stres, depresif rahatsızlıklara karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Sadece kadın otu veya kara yılan otunun kökünden elde edilen traje ile çok özel bir formülle elde edilen forte, bu gördüğünüz forte arasında fark var. Neden? Çünkü burada sadece kadın otu değil, aynı zamanda sarı kantaron, lavanta gibi, un otu gibi bitki ekstrakları var. Bu nedenle bizim üretmiş olduğumuz bu ürün, bu formül, geliştirmiş olduğumuz bu formül piyasadakilerinden çok çok farklı. Ha, şöyle bir durum da var. Mesela biz bir ürün üretiyoruz. Şimdi bizim burada gördüğünüz gibi bitkisel gıda tepkileri. Vatandaş hemen ben de yapayım diyor. Bazı uyanık firmalar var. İnternetten bir domain alıyor, bir site yapıyor. Bakıyor, ne yapmış Gökçek? Alıç, biberiye, kadın otu vesaire, uzara, çentiye, aynısını yapmaya çalışır. Bizim bunun içerisinde ne kattığımızı biliyor musun? Bilmiyorsun. Ekstrakt, bitkinin kökünün ekstraktı, yani
damıtılarak elde edilen özütünü kullanıyoruz. Etken maddesi kaç? Bakalım. Bunun birleşimindeki triterpen glikozit türevleri etken madde %15. Etken madde kullanıyoruz. Onlar ne kullanıyor? Ot. Öğütüyor. Değirmende. Öğütüyor. Al sana ilaç. Bakın göstereyim. Birkaç tane firmanın üretmiş olduğu. Evet. Boş bir kağıt. Şurada var. Şimdi Türkiye çok enteresan bir ülke. Evet. Türkiye nedir? Dünyada en ilginç bir ülkedir. Dünyada ilk, şöyle gösterelim. Dünyada biz ottan hap damlatıcı yapan ilk ülkeyiz. Ottan otu, yani ekstrak yapmadan, bakın içinde ot olduğu anlaşılıyor. Kameradan gözüküyor. Diyor ki firma, bizim 5 tane doktorumuz var, uzmanımız. Biz çok kaliteli ürün üretiyoruz diyor. Ne üretiyorsun diyorum. Bana geliyorlar, birlikte çalışalım diyorlar. Ne üretiyorsun peki? Otu, mesela bu şimdiki gösterdiğim ot. Otla balı karıştırmış. Evet. Otla balı karıştırmış, hap yapmış. Ekstraktını yapsana. Ekstraktını yapamıyor. Çünkü pahalı. Bir ekstraktan yapsa maliyeti 20 lira, 25 lira. Bu da başka bir ot. Hap kuya hapmış. Öyle olduğunu zannediyor. Bakın içerisinde ne var? İnce ince baktığınız zaman çöp var. Türkiye'de birçok firma bitkisel gıda takviyesi diye çöp üretiyor. Bizim şeyimiz nerede? Ha şuradan. Bakın. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz bu bitkisel gıda takviyelerinin farkı nedir? Ekstrakt olması. Aradaki farkı görebiliyor muyuz? Yakınlaştır kamerayı. Biz bitkisel gıda takviyesi üretiyoruz. Ekstrakt. Bitki özütü. Onlar ne üretiyor? Otu öğütüp değirmende hap damlatıcı yapıyor. Biz ekstraktan damlatıcı yapıyoruz. Bizim üretmiş olduğumuz ürünün maliyeti 25 lira, 30 lira. Bunların üretmiş olduğu ürünün maliyeti sadece bu camıdır. İçindeki etken madde sıfır. 50 kuruşa mal ediyor, 50 liraya satıyor. 25 liraya, 30 liraya mal ediyoruz, 55 liraya, 60 liraya satıyoruz. Yani aradaki fark. Veya diğer firma otla balı karıştırıyor, 50 kuruşa maliyeti 50 liraya satıyor. Biz ne yapıyoruz? Ekstraktan hap damlatıcı yapıyoruz. 25 lira, 30 liraya mal ediyoruz. 55 liraya, 60 liraya satıyoruz. Aramızdaki fark bu. Bu firmada yine aynı. 50 kuruşa mal ediyor. 50 liraya satıyor. Ha şimdi mesela yeni firmalar çıktı. Birkaç tane yeni firma var. 30 liraya satıyor. Ya 5 liraya satsa yine kârda. Neden? Çünkü sadece kutusu bunun maliyeti. İçinde bir şey yok. Otu öğütüp hap yapıyor, damlatıcı yapıyor. Sahtekarlık, üç kağıt, dolandırıcılık. İnsan sağlığıyla oynuyor. Şimdi bu şu gördüğünüz üç tane bitkisel değirmende öğütülerek elde edilen hap, damlatıcı vesaire nedir? Etkisiz. Ama bir de zararlı olanı var. Tehlikeli. İçinde bitkisel diyerek kimyasal madde katanlar var. İşte bu şekilde. Panax gibi. İçinde doğal diyor, bitkisel diyor, kimyasal madde katıyor. Ölümlere sebep oluyor. Bir de böyle üç kağıt var. İsteyen burada sitede çok geniş bilgi var. Sitenin ismini de vereyim size. Nedir? tüketicihakları.com.tr tüketicihakları.com.tr arkadaşı gösterebilirsiniz. tüketicihakları.com.tr'de insanlar nasıl dolandırılıyor, kimler dolandırıyor? Çok geniş bilgi var. Hürmetler, saygılar, sağlıklar, başarılar, hürmetler.